Peki bir bağlantı daha yapacağız ve Fenerbahçe sohbetimize başlayacağız. O bağlantının ardından muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul hazır. Şu anda Samandıra Can Bartu tesislerine hemen sözü Selim'e bırakalım. Neler aktaracak bize Fenerbahçe ile ilgili? Teşekkürler Sinem Ökten. Tabii Fenerbahçe saat 5'te 17'de burada akşam antrenmanını gerçekleştirecek. Önemli Karagümrük, Fatih Karagümrük maçı öncesinde bir antrenman daha gerçekleştirecek sarı lacivertler. Bu antrenmanın ilk 20 dakikası, ilk 15-20 dakikası daha doğrusu. Yani ilk bölümü biz basın mensuplarına açık. İzleyicilerimiz de antrenmanı Aspor ekranlarından takip edebilirler. Öncelikle bunun duyurusunu yaparak başlayalım. Tabii sarı lacivertlerde eksik oyuncular var. Eksik oyuncular Luis Gustavo, İrfan Can Kahve ve Pelkas yine Fatih Karagümrük karşılaşmasında oynayamayacaklar. Bunun yanı sıra Novak da son oynanan Başakşehir'le oynanan kupa maçı, Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde onda bir sakatlı olmuştu. Bundan dolayı o da forma giyemeyecek Fatih Karagümrük'e karşı. Tisserand iyileşti, o dönüyor. Tabi bunun yanı sıra Fenerbahçe uzatmaya gitti maç ve Ozan Tufan'ın üstüne çok fazla yük binmiş oldu böylelikle ki son maçların hepsinde neredeyse tamamında sahada kalıyor. Bu anlamda Ozan'ı dinlendirmek istiyor Fenerbahçe teknik direktörü. Ama fırsat bulunamıyor. Sosa da keza sakatlıktan çıktı. 7 gün içerisinde 3. maçına çıkmış olacak Fatih Karagümrük maçı ile birlikte ki Başakşehir maçının uzatma bölümlerinde de yorgunluğunu görmüştük. Bu durum doğal olarak Erol Bulut'u bir arayışa itiyor. Erol Bulut'u bu konuda orta saha mevkisinde farklı çözümler üretmeye itiyor. Belki Fenerbahçe'de yine beklenen orta saha Ozan Sosan olacak sahada ama maçın tamamını düşündüğümüzde burada belki farklı çift forvetli bir sistem olabilir. Üçlü defanslı bir sistem olabilir ki Başakşehir maçında Zalai ile birlikte bunu güzel uyguladı sarı lacivertler. Bu anlamda Erol Bulut'un orta sahadaki oyuncuların üstünden yükü paylaştırma anlamında farklı arayışları var. Keza Mert Hakan Yandaş bir başka orta saha oyuncusu son maçlarda formsuz olduğunu söyleyebiliriz. Erol Bulut bu zorlu maça bu konu üzerine fazlasıyla yoğunlaşarak hazırlanıyor. Bunu ifade edelim. Tabii ki Fatih Karagümrük maçı çok kritik. Bu maçtan alınacak olumsuz sonuçlar farklı kararları da bir beraberinde getirir. Keza cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç soğuk hava altında oynanacak. Oldukça soğuk bir atmosferde oynanacak. Ama Fenerbahçe bu maçtan mutlak 3 puan almak istiyor ve bu Galatasaray-Başakşehir yenilgileriyle oluşan durumu ortadan kaldırmayı hedefliyor. Biz de dediğimiz gibi diğer gelişmeleri, takımla ilgili bilgileri yine 17'de yayınlanacak antrenmanda da aktaracağımızı ifade edelim sevgili Sinem Ökten. Çok teşekkürler Ahmet Selim Kul aktardıkların için. Tabii 17'deki antrenman da önemli. Oradaki notları da yine canlı olarak Aspor ekranlarından paylaşacağız. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'te karşı karşıya gelecek. Gerçekten çok zor bir mücadele olduğunu kesinlikle söylemek mümkün. Zeki yani, Uzundurkan, sizce bir tepki maçı olur mu? Kolay mı olmaz tepki zorunda vermek? Yani komadan çıkış maçı. Hoca için de takım için de komadan çıkış maçı olacak. Bana gelen son bilgi de, bugün gelen bilgi de şu. Kesinlikle Luis Gustavo ve İrfan Can biliyorsun yok. Evet. Son idmanda Erol Bulut, Pelkas ve Tisserand'ı ilk 11'de denemiş. İyiymiş durumları. Hı-hı. Kalede Altay oynayacak. Sağ bekte Nazım, sol bekte Caner, Tisserand ve Zalai zaten stoperde. Önünde Ozan, Pelkas 8 numarada, Mesut 10 numarada oynayacak. Hı-hı. Osayi, Samuel sağ önde, Valencia sol önde. Tiam da forvet olarak oynayacak. Böyle bir kadroyla çıkacak Fenerbahçe. Sosa görünmüyor. Sosa'nın yorulduğunu muhabir arkadaşımız da söyledi. Nasıl yoruluyorsa bilmiyorum. Yani çok sahada da çok koştuğunu, Gustavo'nun yokluğunda yani daha çok görev ona kaldı tabii. Yani bundan sonra da çok Luis Gustavo döndükten sonra zaten görev alamaz. Sezon sonunu gönderileceğini düşünüyorum. Zaten yaşlandı. Ama burada sıkıntı şu, bir Fenerbahçe yavaş oynuyor, iki enerjisi düşük, üç futbolcular mutsuz. Hocayla oyuncular arasında bir kopukluk var. Yani oyuncular özellikle kalburüstü yıldız oyuncular hocanın ve teknik ekibin donanımına çok fazla inanmıyorlar. Yani sahada kendi bildiklerini çoğu zaman okuyorlar, kendi bildikleri üzerinden şahsi gayretleriyle maçı kazanıyorlar. Hı hı. Takım bütünlüğü dağılıyor o yüzden. Yani bilmiyorum, zor bir maç bence. Ya iklim şartları da sıkıntı hafta sonunda. O yüzden Fenerbahçe bu maçı kaybederse çok çatlak sesler yükselir. Bence Erol Bulut'un koltuğu iyice sallanır. Hatta radikal kararlar alınır diye düşünüyorum. Alınmazsa da
Diyelim ki Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray kazandı, hı-hı, Beşiktaş kazandı. Evet. Ve Fenerbahçe'de düşünsene Hatay maçında kötü futbolla alınan sonuç, Galatasaray maçı yenilgisi, Karagümrük'ten alınacak kötü bir sonuç, sonrasında hoca gider. Gitmezse de şunu düşünür yönetim, ya biz işi şansa bırakalım. Oluruz ya da olmayız. Türkiye Kupası'ndan elendik. Biz zaten kupa almamaya alıştık. Artık burada hoca değiştirip yeni bir ekonomik yükün altına girmeyelim diye düşünebilir. Ama düşünürse sezonu kaybeder. İşte Arsene Wenger iddiaları var. Bugün de Özel Haber diye bugün fotomaçta var zaten. O da bilmiyorum olur mu olmaz mı? Çünkü FIFA'nın küresel futbol geliştirme, hı hı, şefi olmuş biliyorsun 2019, evet, yılında. Geniş yetkilerle donatılmış. Ama sonuçta Mesut takım çalışması... yeniden birleşirler mi? Olabilir, neden olmasın. Yani şunu söylemiş bir defa Sayın Ali Koç kurmaylarına. Ben hoca konusunda bugüne kadar nokta atışı tercihler yapamadım. Hı hı. Biz bu sene şampiyon olsak da önümüzdeki yıl için dünya çapında bir hocayla çalışmak istiyorum. Çünkü bu takıma ben her türlü fedakarlığı yapıp her türlü istenilen yıldızı aldım ama camiayı, taraftarı tatmin eden futbol oynayamıyoruz. Bize bu futbol oynatacak bir hoca istiyorum ben demiş. Hı hı. Şimdi Ozan Zeybe'ye de soracağım Fatih Karagümrük maçını ama anketimizde son 5 dakika epey de yoğun ilgi gösterilmiş. Teşekkür ediyoruz izleyicilerimize ama hatırlatayım son 5 dakika Türkiye'de oynadığı takıma en fazla katkı veren yabancı golcüyü soruyoruz sevgili izleyenler. Fanoy, Don Gomis, Gomez ve Sörlot şıklarımız var. Şu anda Gomis önde götürüyor. Son 5 dakika yine oylarınızı rica ediyoruz. Onları da konuşacağız. Ozan Zeybek, Fatih Karagümrük mücadelesi diyorduk. Şimdi tekrardan bakıyordum yanılmamak adına. 7 maçta 5 galibiyeti var Fatih Karagümrük'ün. Ki önemli mücadeleler kazandığını söylemek lazım. Önemli bir hücum takımı olduğunu söylemek lazım. Fenerbahçe'nin de futbolunun eleştirildiği bir dönemde bu karşılaşma oynanacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Biraz önce ekranda şunu gördüm. Fenerbahçe için komadan, evet, çıkış maçı mı yazıyordu? Ben de diyorum ki Fenerbahçe'nin komaya girecek olduğu maç mı acaba diyorum. Çünkü çok riskli, çok zor. Fenerbahçe'ye çok ters gelecek. Dinamik, yani özellikle son transferlerinden sonra farklı bir oyun formatına geçen bir Karagümrük var. Normal şartlarda baktığımızda Fenerbahçe, Karagümrük, hani Fenerbahçe her zaman her maça favori çıkar diye düşünürüz. Bugün bunu ne ben ne Fenerbahçe taraftarı biraz ağır olacak ama ne futbolcular inanmıyor durumdalar. Yani biz Karagümrük'ü de rahatlıkla geçeriz, yolumuza devam ederiz. En azından zirveden kopmayız diye bir inanış yok şu anda. Mesela biraz önce Zeki abi söyledi, ortada geçen isimler var. Arsene Wenger. Arsene Wenger olur mu olmaz mı dedik. Olur ama bugün için doğru isim mi? Tamam, dünyada her takım için uygun bir isim. Bugün için Fenerbahçe'ye yeni bir tempo oluşturacak, yeni bir ateşleyici bir teknik adam lazım.